Bismillah. Değerli dava arkadaşlarım, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı, değerli Genel Başkanımız Profesör Doktor Haydar Abaş Hocam ve ekranları başında bizi izleyen tüm milletimize saygı, sevgi, hürmetlerimle sözlerime başlıyorum. Öncelikle depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da sabırlar diliyorum. Genel Başkanımız Profesör Haydar Baş Hocam bir rahatsızlık sebebiyle aslında ısrarla son dakikaya kadar kendisi bütün hastalığına rağmen gelmek istedi ama doktorlar olarak biz doktorlar ve bizler tıbbi olarak istirahat etmesi gerektiğini ısrarla söyledik. Çünkü Haydar Hoca bizim tek çıkışımız ve daha yapacak çok işi var. Daha yolun başındayız. O bize lazım. O yüzden ona da acilen şifalar diliyorum. En kısa zamanda İzmir'de onunla beraber çok coşkulu bir program yapacağız. Şimdi deprem oldu. Kızılay Başkanımız 10 lira para atın diye mesaj attı. Ekranlarda milletçe dün para topladık değişik kanallarda. Peki hiç düşündünüz mü? Yıllardan beri deprem vergisi alınıyor bizden. 70 milyar civarında para toplanmış. Eğer dolara çevirip günümüze getirirsek 200 milyar Türk lirası para toplanmış. Yani bu parayı biz vermişiz. Niçin vermişiz? Deprem öncesinde hazırlık yapalım. Depremden sonra yaraları saralım. Ama Kızılay Başkanımız deprem oluyor, 10 lira para istiyor. 10 lira. Niye? Sevgili İzmirliler, para bitti. Tam kelimenin Türkçesi para bitti. Bütçe, devletin bütçesi geçen sene 130 milyar açık verdi. Her gün, dikkat edin, her gün, bak sabah oldu, akşam oldu. Bir günde Türkiye'nin borcu, iç borcu 1 milyar daha arttı. Yeri gelmişken söyleyeyim, Çinliler Volvo arabasını 9 milyar Türk lirasına aldı. Yani bu hafta boyunca Türkiye'nin üzerine binen faiz yüküyle İsveçli Volvo'yu satın alırsın. Ya Selim Bey, bunlardan bize ne derseniz, bu açıklar size yol, su, elektrik olarak geri dönüyor. Hani böyle elektrik faturasını alınca bakıyorsunuz ya, artık elektrik değil fatura bizi çarpıyor ya bakınca böyle, görünce rakamları. Su, tasarrufu bizim evde öğrendik. Aman, hanım diyor ışıkları kapatın. Aman fazla su kullanma. Bize bir su faturası geliyor. Şaka değil. Herhalde diyorum İstanbul'un suyunu ben kullanıyorum. Niye? Geçen televizyona birileri çıktı. Trafikte 80 kilometreyi geçmiş. Ceza, geçmiş ceza, geçmiş ceza. Vergi dairesi önünde kuyruklar var. Bir yıl sonra toplu olarak geliyor. 30 bin lira, 40 bin lira. Totalde bir sürü vatandaşa ne geliyor? Geliyor mu bunlar? Geliyor.
Bak YHT, hızlandırılmış tren. Trenin sürati artmadı ama ne kadar zam geldi? %300. %300. Bunu niye anlatıyorum? Şimdi herkes, bırakın ekranları, herkes cebine baksın. Cebine giren para ne kadar arttı? Marketteki süt ne kadar arttı? Elektrik faturası ne kadar arttı? Kira gideri ne kadar arttı? Bütün bunlara baktığımızda şunu görüyoruz. Deniz bitti. Para bitti. Şu anda kasada para olmadığı için Merkez Bankası'nın yedek akçelerini aldık. Bütçeye koyduk. Buna rağmen bu kadar açık verildi. Peki çözümü ne? İktidarın çözümü şu. Zam yap. Ne demişti Haydar Hoca? Bak bu kamu kurumları satılıyor ya. Hani biz özelleştiriliyor diye alkışlıyoruz ya. Bak bunlar satıldıktan sonra devlet buradan bir gelir elde ediyor. Bu gelir bitecek. Açığı kapatmak için size zam, harç, ceza. Şimdi ne çıktı? Dairelerin alım satımında senin bildiğin rakam kabul edilmeyecek. Diyecek ki eksper gelecek. Rakam niye? Çünkü para bulmak zorunda. Para. Padişah vezire demiş ki para bitti zam yap. Yapmış. Bak bakalım vatandaşın hali nedir? Vallahi vatandaş kara kara düşünüyor demiş. İyi iyi sıkıntı yok. Bir zam daha yap demiş. Bir vergi daha topla. Bir vergi daha toplamış. Demiş ki vezire bak bakalım vatandaş ne yapıyor? Efendim demiş kimse dışarı çıkmıyor. Moral çok bozuk. İyi iyi sıkıntı yok. Bir vergi daha topla demiş. Üçüncü zammı yapınca padişah demiş ki vezir bak bakalım durum ne? Padişahım herkes dışarı çıkmış zil takmış oynuyor. Keyifler çok iyi. Padişah demiş ki bak vezir demiş sakın bundan sonra zammam yapma. Milletin ne yapacağı belli olmaz. Şimdi bizim geldiğimiz nokta Orhan Veli'nin dediği gibi cep delik, cepken delik, kevgir misin be kardeşim? Şu anda Türkiye'de %13.4 resmi işsizlik var. Gerçekte %30 işsizlik var, işsizlik. Yani az paradan bahsetmiyorum. İşsizlik. Suriyelileri saymıyorum. Şimdi peki çok net. İktidarımızın kafasındaki çözüm ne? Zam yapmak. Yani çözüm sizsiniz. Sizi çözüm olarak görüyor. Nereden para alabilirim bu vatandaştan? Elektriğinden, yolundan, emlak vergisinden, trafik cezasından, efendim havadan, sudan. Yani iktidarın kaynak olarak gördüğü yer sizsiniz. Peki ana muhalefetin çözümü ne? O da aynı. Kaynak ne? Sizsiniz. Sizi kaynak olarak görüyor. Peki soruyorum size. Bu mantıkla bu ülke düzelir mi? Artık para bitti. Deniz bitti. Bunu görün artık. Bak içimizde bir insan var. Ben Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Fakültesi mezunuyum. 87 yılında Haydar Bey'i tanıdım. Genel başkanımızı. Tam 30 yıl, 33 yıl önce. O gün Japon ekonomisi dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi gösteriliyordu. O yıl çıktı, 90'lı yılların başında çıktı. Japon ekonomisi krize girecek. Deflasyona girecek dedi. Bunu dünyada söyleyen hiç kimse yok.
94 yılında dünyada ilk defa bir ülke, Japonya, deflasyona girdi. Ve Haydar Hoca'ya Tokyo'dan, Moskova'dan, Amerika'dan, İngiltere'den 18 ayrı yerden altın plaket verdiler. Dediler ki ya sen kimsenin göremediğini nasıl tespit ettin? Sonra Avrupa Birliği, hatırlıyorsunuz değil mi? Hani 1000 yıllık büyük bir imparatorluk kuruluyor. Avrupa Birliği'ne girmezsek medeniyetin dışında kalırız. Ortak paraya geçiriyor. Avrupa'da binlerce iktisatçı var. Binlerce ekonomist var. Muazzam bir birlik geliyor. Haydar Hoca çıktı. Berlin'de 2003 yılı ortak paraya girmişiz. Euro'ya geçmiş Avrupa. Ey Avrupa dedi. 15 yıl sonra dağılacaksın. Yanlış yaptın dedi. Bak 2018 İngiltere. Britix. Sevgili dostlar. Dikkat edin. Avrupa'da binlerce enstitü var. Binlerce iktisatçı var. Hepsi geliyor. Diyorlar ki böyle olacak. Haydar Hoca çıkıyor. Hayır, böyle olacak. Ve o haklı çıkıyor. Arkadaşlarım anlattı. Rusya kendi tankını 100 dolara satıyordu. 100 dolara. Bugün Rusya dünya lideri. Bakın Çin Amerika'ya muhtaçtı. Niye? Sevgili İzmirliler. Bakın Amerikan doları dünyada tek paraydı. Çin ona mal satmakla uğraşıyordu. Malını satıyor, karşısında kağıt alıyordu. Çin Amerika'ya muhtaçtı. Haydar Hoca çıktı, tüketim yanlı bir yepyeni bir iktisat getirdi. Yepyeni bir model getirdi. Sevgili İzmirliler, Haydar Hoca bize yeni bir yaşam sunuyor, hayat sunuyor. Ya asgari ücret 10.000 lira olacak. Bunu kaynağını anlatıyor, yolunu anlatıyor. Bunu bugün Çin uyguladı, dünya lideri. Rusya uyguladı ve bunu aleni olarak söylüyor. Yepyeni bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi bakın burada yemek yiyorsunuz. Ne diyor Haydar Hoca? Ben diyor kadınların cebine 1500 lira. Vatandaşa, Türk halkının tamamına. Bak AKP'si, MHP'si, CHP'si, İYİ Partisi kim gelirse gelsin hepsi cebinizden para almak zorunda. Çünkü kafaları burada işliyor. Haydar Hoca cebinize para koyacak. 1000 lirayı vatandaşlık maaşını koydu mu bu parayla markete gideceksiniz. Kasaba gideceksiniz. Manava gideceksiniz. Para piyasada dolaşmaya başlayacak. Türkiye'de para 16 kez el değiştiriyor. Yani milli ekonomi modeli parayı veriyor, ekonomi canlanıyor, büyüyen ekonomiden çok daha fazla vergi alıyorsun. Şimdi hangisini istersiniz? Cebinizdeki paranın alınmasını mı istersiniz? Cebinize para konmasını mı istersiniz? Ben anlamıyorum. Türk milletini anlamıyorum. Ya deniz bitti bitti. Para yok. Ve bunun sonu çok karanlık. Bizim sırtımızı döndüğümüz Haydar Hoca dünyanın tarihini değiştirdi. Dünyada 4 milyarlık Rusya, Çin, Hindistan, Brezilya. Bak bugün Amerika ile Çin masaya oturdu. Ne oldu? Çin diyor ki Amerika'ya al şu boyalı kağıdını, al kağıdını. Bunun karşılığı yok. Al kağıdını, bana diyor karşına doğal gazını ver. Petrolünü ver diyor. Bu kimin görüşü? Haydar Hoca'nın görüşü. Bunu niye görmüyorsunuz?
Ya daha ne yapsın? Haydar Hoca bu tezi Çinli için yazmadı. Bu tezi Japon için yazmadı, Rus için yazmadı. Şununla bitireceğim. Bak, Fuat Bey bahsetti. 15 sene önce dedi ki, 20 sene önce hatta, dünyada kurak bir dönem geliyor, küresel ısınma. İzleyin Haydar Hoca'nın videolarına bakın, genel başkanımızın. Yıllar öncesinden küresel ısınma geliyor, bölgede kurak bir dönem gelecek, Amerika kıtası yarı buzul çağına giriyor, Amerika Orta Doğu'ya gelecek. Biz de çıktık, Bağımsız Türkiye Partisi'ne geçen sene seçimde, dedik ki bak, genel başkanımız bunu anlattı. İstanbul'da kurak bir dönem geliyor. 4 yılda bir kuraklık olacak, kaçınılmaz. Gelin Karadeniz'in suyunu tuzuna ayıklayalım. Yerinde çekim yaptık, anlattık. Ne diyordu iktidar? O 2040'a kadar su sorunu yok. Muhalefet ne diyordu? Ya problem çıkmaz. Şimdi neredeyiz? Depremle ilgili. Açın bakın ne söyledik? Cep telefonlarınız bak şimdi çekiyor bizi. Deprem anında bu telefonlar çalışmayacak dediğimizde bize kıs kıs gülmediniz mi? Ne oldu? Bak Fuat Bey anlatıyor. Haydar Hoca iktidar olsaydı Elazığ'da o çürük binaların içinde oturmayacaktınız. Oturmayacaktınız. İstanbul'da deprem kaçınılmaz. Kim hazırlık yapacak? Kimin çözümü var? Kendinize acımıyorsanız çocuklarınıza acıyın. Ben fantastik şeylerden bahsetmiyorum. Bu bir gün karşılaşacağınız bir olaydır. Öz cümle. Sevgili İzmirliler, ülke dibe vurmuştur. Herkesle teknik olarak saatlerce bunu konuşurum. Biz dibe vururken Haydar Hoca'yı dinleyenler dünya lideri oldu. Kendimize acımıyorsak çocuklarımıza acıyalım. Gelin beraber olalım. Bakın şuna hakkımız yok. Hakikati ve gerçeği görüp seyirci kalmaya hakkımız yok. Böyle bir lüksümüz yok. Eğer Haydar Hoca olmasaydı biz de cep telefonundan sosyal medyadan mesaj atarak oradan oturduğumuz yere konuşurduk. Ama bütün bunları düzeltecek bir insan var. Öyleyse bize düşen bir görev var. Mecbursunuz. Mecburuz. Bu ülkenin geleceği için Profesör Doktor Haydar Baş'la olmaya hepimiz mecburuz diyorum. Saygılarımı arz ediyorum.